Halkın Kurtuluş Partisi, görevden alınan Ruhsar Pekcan'ın aile şirketinden Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan satın alması ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verilen dilekçede eski bakana görevi kötüye kullanma, nüfuz ticareti ve kamu görevlisinin ticaret yapma suçları yöneltildi. Başarısına patörlük katacaktır. Biz Allah'a çok şükür çok güzel işler yaptık bu ekiple beraber. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşi Hasan Pekcan'ın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Nanoxia Biyoteknoloji şirketinden bakanlığa dezenfektan satın alması Halkın Kurtuluş Partisi tarafından yargıya taşındı. Ruhsar Pekcan hakkında işlediği suçlardan dolayı görevi kötüye kullanma, irtikap ve kamu görevlisinin ticaret yapma suçundan dolayı suç duyurusunda bulunduk ve Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu suç duyurumuzun takipçisi olacağız. HKP avukatları eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında görevi kötüye kullanma, irtikap, kamu görevlisinin ticareti, nüfus ticareti, suçların işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde şüpheli Ruhsar Pekcan'ın bir gece yarısı operasyonuyla görevinden azledilmesi idare tarafından bu suçları işlendiğinin de kabulüdür denildi. Pekcan hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi. Ülkemizi mahvettikleri gibi... Suç duyurusunun ardından HKP İstanbul İl Yöneticisi Avukat Doğan Çıngı, Çağlayan Adliyesi'nin önünde bir açıklama yaptı. Biz inanıyoruz ki yaptığımız bu suç duyuruları tarihe not edileceksin ve günü geldiğinde bu suçları işleyenler bağımsız mahkemeler tarafından yargılanacaktır. Biz sadece bugün Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu görevimizi yerine getiriyoruz. Bakan Ruhsar Pekcan, kendi şirketinden bakanlığa dezenfektan alama skandalının ortaya çıkmasının ardından gece yarısı kararnamesiyle görevden alınmış, yerine Mehmet Muş getirilmişti.